Bu videoda hepinizin çok iyi bildiği ortalama değer hesaplarını fizikte nasıl kullanabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. İlk olarak matematiksel bir örnekle başlayalım, daha sonra fiziksel örneklerle devam ederiz. Diyelim ki bir grup içerisinde birisi 14 yaşında, birisi 15 yaşında, bir diğeri de 15 yaşında, bir diğeri de 16 yaşında olan insanlar var ve biz bu grubun ortalama yaşını bulmak istiyoruz. Yapacağımız şey ne olacak? Bu sayıları toplamak, 4 tane sayı var. Daha sonrasında da bu sayıyı 4'e bölmek. Eğer bir grup içerisinde 7 kişi 16 yaşında, 11 kişi de 17 yaşındaysa 7 tane 16'yı yan yana, 11 tane de 17'yi yan yana yazıp toplayacağım. Daha sonra da sınıfta toplam 18 kişi olduğu için 18'e böleceğim. Ya da bunun yerine 7 çarpı 16 artı 11 çarpı 17 bölü 18 diyeceğim. Bu işin matematiksel hesabı. Biraz da yorum yapalım. Burada 16 kişi var ama bu 16 kişinin ağırlığını veren şey buradaki 7 sayısı. Yani bu 16'dan kaç tane var? 7 tane var. 11 kişi var burada 17 yaşında. Bu 17 sayısının ağırlığını verense burada 11 sayısı. Ve toplamda da 18 tane kişi var. Bu yaptığımız hesap aslında bir ağırlıklı ortalama. Yani 16'nın ağırlığı 7, 17'nin ağırlığı ise 11. Fizikte de genellikle yaptığımız şey aslında ağırlıklı ortalama hesabı. Şimdi birkaç tane fiziksel örneğe bakalım. İki sıvıyı birbiriyle karıştırmak istiyoruz. Sıvıların ikisi de V hacmine, yani eşit hacme sahip. Birisi D üst kütleli, birisi de 3D üst kütleli. İkisinden de aynı hacimde aldığım için sonuç ne olacak? İkisinin aritmetik ortalaması olacak. Yani D ile 3D'yi toplayıp 2'ye böleceğim ve sonuç 2D olacak. Burada yaptığım işlemde aslında birincinin V hacmi, ikincinin V hacmi, toplamda da 2V hacim vardı ve buradaki ağırlıklar hacimler olmuş oluyor. Yine burada benzer bir şekilde ağırlıklı bir ortalama hesabı yapmak istersem D'den 2V'ye kadar var ki bu birinci sıvının kütlesi olmuş oluyor. 2D'den 3V'ye kadar var. Bu da ikinci sıvının kütlesi olmuş oluyor. Toplam hacmim de 5V olacak. Yani buradaki ağırlıklı ortalama hesabımda ağırlıklar şekilde gösterildiği gibi. Dolayısıyla karışımın öz kütlesi burada 2 var, burada 6 var. 8 bölü 5D olacak. Sıradaki örnekte M kütleli 2C öz kütleli 60 derece sıvıyla 3M kütleli C öz kütleli 30 derecedeki sıvıyı birbiriyle karıştıracağım. Burada ağırlıklı ortalama hesabında beni ilgilendiren şey sadece kütle ya da sadece öz ısı değil, bu ikisinin çarpımı, yani ısı sahası. Birinci sıvının ısı sahası 2 birimse ikinci sıvının ısı sahası ise 3 birim olacak. Dolayısıyla buradaki ağırlıklı ortalama hesabını yaparken ağırlıklarım 2 ve 3 şeklinde olacak ve toplam ağırlığım 5 olduğu için buna böldüğüm zaman buradan sonucu bulabileceğim. Karışımın son sıcaklığı 42 santigrat derece olacak. Ağırlıklı ortalama hesabı kütle merkezini hesaplarken de kullandığımız bir şey. M kütleli cisim x1 pozisyonunda, 3M kütleli cisim x2 pozisyonunda, M kütleli cisim ise x3 pozisyonunda. Biz bunların ağırlık merkezini bulmak istiyoruz. Dolayısıyla x1 pozisyonun ağırlığını veren şey burada kütlesi olmuş oluyor. mx1 artı 3mx2 artı mx3 ve toplam burada kullandığım miktar 5m olduğu için toplam kütleye bölüyorum. Yine benzer bir hesabı kütle merkezinin hızını bulurken de kullanabilirim. Burada m kütlesi v hızıyla sağa doğru gidiyor. Dolayısıyla buradaki v hızının ağırlığını veren bu m kütlesi olacak. mv sağa doğru. 3m çarpı 2m'den 6mv sağa doğru ve sola doğru olduğu için eksi kabul ediyorum burada. mv de sola doğru. Yine toplam kütlem 5m kadar. Ayrıca burada yukarıda ifade ettiğimiz şey toplam momentumumuz oluyor. Bu da toplam kütlemiz olduğu için bu kütle merkezinin hızı oluyor.